Önceleri online oyunlarla aram oldukça iyiydi. Zaten köklü bir MMO geçmişim olması bunu yeterince doğruluyor. Aynı zamanda MMO'nun dışında multiplayer online battle arena dediğimiz ve MOBA olarak basitleştirdiğimiz türün League of Legends isimli oyunuyla uzunca bir geçmişim var. Üniversite dönemlerinde yayıncılığa League of Legends'ta başlamış, 4 seneye yakın single player oyunların yanında bolca LoL oynamış, 2.5 milyon Ezreal, 1 milyon Kindred ve bu gibi birçok karakterde ustalık puanı kasmıştım. Fakat günümüzde Naraka Bladepoint dışında hiçbir online oyunu oynamıyorum. Online oyunlarla aram ama mesafe koymanın da belli nedenleri var tabii ki. Abi eskiden Metin 2 olsun, Knight olsun, Shai olsun, Wolf Team olsun, S4 League olsun, hatta Sanelik olsun, ya bilmiyorum, böyle oynarken sıcak, samimi, çok çekici hissettiriyordu. İnsanlar daha samimi, daha saf, daha iyi niyetli, ortam daha çekici geliyordu online oyunlarda. Ulan şimdi online bir oyun oynamaya kalksan, işini iyi de yapsan, yani başarılı olsan bile oyunda ne anan kalıyor, ne avradın, ne bacın kalıyor. Hele bir de kız oyuncuysan... Sesini duyunca mikrofonu yalayan abazalar mı dersin? Seni tavlamak için yavşaklık konusunda türlü türlü şekle giren maymunlar mı dersin? Tabii işin benimle ilgili olan tarafına baktığımızda bu oyunlardan uzaklaşma nedenim küfürler değil sadece. 2 yaşından beri içinde olduğum oyun dünyasında Nesta, Duck Hunter, Mario gibi oyunlarla başlayıp büyüklerimizin oyun dünyasına girdiği jetonlu atölyelerde büyük nostaljiler yaşayıp PlayStation'da aradan geçen onca yıla rağmen hala tadı damağımızda kalan mükemmel hikayeli oyunlar deneyimleyip oyun dünyasında mükemmel single oyunlarla piştikten sonra online oyunlar bizim gibi oyuncular için single player ve hikaye tabanlı oyunlar kadar çekici gelemiyor. Ama tüm bunlara rağmen Valorant'a bir şans vermeyi denedim. Betül'ün adıyla tanıdığımız çok sevdiğim arkadaşım Betül'ün de bana katılmasıyla birlikte Valorant'ı deneyim ettik. Zaten kendisi Valorant özelinde Kafalar Espor'un içerik üreticisi ve oyunu gerçekten sağlam oynuyor. Yani öğretmenimi bayağı kaliteli seçtim. Önce Valorant'ın yapım aşaması ve çıkışı ile ilgili noktalara değineceğiz. Hemen sonrasında da Betül'ün ile birlikte Valorant'ı elden geçireceğiz. Riot Games 10. yıl kutlamalarında yaptığı açıklamada adımızın sonundaki S, yani çoğul takısının hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyoruz diyerek kendi bünyesinden çıkaracağı 7 farklı oyunu tanıtmıştı. Tekken, Street Fighter ve Mortal Kombat gibi oyunlardan aşina olduğumuz 3D modelin 2D atmosferle birleştiği League of Legends karakterlerini barındıracak bir dövüş oyunu, klasik sıra tabanlı JRPG oyunlarına farklı dokunuşlar yaparak kendi tarzını yaratmak istedikleri Ruined King isimli sıra tabanlı RPG oyunu, içeriğinden çok fazla bahsedilmese de yine League of Legends karakterlerini barındıracak olan bir izometrik aksiyon RPG oyunu, yakın zamanda olmasa da devasa bir MMORPG oyunu, League of Legends'ı mobil platformlar için baştan tasarladıkları Wild Rift ve bu videomuzun konusu olan Overwatch esintileri barındıran yeteneklerin ve karakter seçiminin ön planda olduğu Valorant isimli third person shooter oyunu. Bu tanıtılan oyunların bazıları çıktı, günümüzde oynanıyor, bazıları da hala geliştirme aşamasında. Riot Games Valorant'ı 2014 yılında geliştirmeye başladı. Bu sırada diğer Riot geliştiricileri farklı potansiyeldeki oyunları düşünmeye devam ediyorlardı. Bu süreçte Valorant'ın yönetmeni Joel Ziegler ortaya Valorant'la ilgili kayda değer büyük fikirler sunmuştu. Aynı zamanda Riot Games oyunun geliştirme sürecinde büyük isimlerden yardım almayı da ihmal etmedi. Half-Life 2 ve Team Fortress 2 için sanat ve karakter tasarımcısı olan ve eski Valve geliştiricisi Moby Franchi oyunun sanat yönetmeni koltuğuna getirildi. Oyun Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirildi. Minimum donanım gereksinimlerinde saniyede 30 kare, yani 30 FPS'e ulaşmak için daha önce Gears of War 4 üzerinde çalışan Marcus Reid liderliğindeki mühendislik ekibinin motorun mobil oluşturucusunu kullanarak oluşturucuyu düzenlemek gibisinden motor üzerinde birkaç değişiklik yapması gerekiyordu. Savaş dışı durumlarda karakter animasyonlarını devre dışı bırakıp isabet kaydı sürecinde gereksiz değerlendirmeleri kaldırarak sunucu performansını optimize edebildiler. Geliştirme sırasında Riot Games oyuncularının en az %70'i için 35 milisaniyeden daha az bir ping için çalışacağının sözünü verdi. Riot Games bunu başarabilmek için dünyadaki büyük şehirlerin çoğunun içinde ve yakınlarında sunucular satın aldı ve bu sunuculara özel bağlantılar kurmak için güçlü internet servis sağlayıcıları ile birlikte çalıştı. Covid-19 salgını sırasında internet trafiğindeki artış nedeniyle Riot bağlantıları optimize edip vaat edilen seviyelerde olduğu gibi düşük ping olayını gerçekleştirmekte büyük sorunlar yaşasa da bir şekilde başarılı olabildi. Oyun Ekim 2019'da geçici bir proje başlığı altında Proje A olarak tanıtıldı. 1 Mart 2020'de YouTube'da Drowned adlı bir oyunun videosunda da duyuruldu. Oyunun kapalı betası 7 Nisan 2020'de oyunculara kapılarını açtı. Oyuncuların betaya katılma hakkı kazanmaları için hem
Riot Games hem de Twitch isimli yayın platformunda kaydoldukları hesapları bağlayıp Riot'un beta key dropladığı yayınları izlemeleri gerekiyordu. Bu beta 28 Mayıs 2020'de sona erdi ve oyun 2 Haziran 2020'de tam sürüm olarak yayınlandı. Bölüm 2 Betrina. Betil'cim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Mustafa, sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Ya benden çok fazla Valorant incelememi istediler ve en kötü olduğum konulardan biri online FPS oyunları. Ya benim hani oyun kültürüm single player oyunlar üzerine. Ondan önce LoL geçmişim falan da var. Zaten LoL'den tanışıyoruz. Şimdi ben sana sorular hazırladım. Valorant'ların çok iyi. Bana bu konuda yardımcı da olacaksın. Şimdi birinci soru, sen önceden çok fazla LoL oynuyordun yayınlarda. Bu arada Betül de yayıncı. Açıklama bölümünde kendi linkleri de var. Oradan da Betül'e ulaşabilirsiniz. Instagram, Twitch, Twitter bütün linkleri açıklama bölümünde olacak. Sürekli LoL oynuyordun ve ADC main'din. Hatta birkaç el birlikte de oynamışlığımız var. Seni oradan Valorant'a iten şey neydi? Aslında ben LoL'ü pek beceremiyordum. Yani ben plattan daha fazla ilerleyemedim LoL'de ve çok fazla ben hani dayanamıyorum. Ben tilt bir insanım maalesef ki. Ve hani LoL kesinlikle benim oyunum değil. Gerçekten değil. Şimdi Valorant'ta tilt olmuyor musun Betül? Ya oluyorum ama oluyorsun, daha izliyorum yayınlarını. FPS'i daha çok sevdiğimi anladım Valorant oynayınca. Yani mesela canım mesela Valorant oynadıktan hani sonra da ben de kötüydüm ben normal olarak. Hep böyle canım Valorant oynamak istedi ve LoL'ü artık böyle canım hiç istemiyordu yani. Çünkü beni çok yoruyormuş gerçekten. O yüzden Valorant'a geçtim. Tabii ki tilt alıyorum. Her oyunda tilt alıyorum ben. Yani orayı konuyu geçelim zaten de. Yani tiltlikte işin tadı tuzu zaten burada. Tabii yani tabii. Şimdi Riot'un oyunlarına baktığımızda, Riot'un daha doğrusu, ya böyle hep toksik bir kitlesi var. Bu LoL'de de öyle, Valorant'ta da öyle. Ya benim hani LoL geçmişim çok daha fazla. Valorant'ı toplasan 10-15 el atmışım ya da atmamışımdır. Ama benim bu 10 ya da 15 elde bile tıpkı LoL'de olduğu gibi çok fazla toksik oyuncu çıktı karşıma. Bu konuyla ilgili de bir sorum var sana. Riot'un oyuncu kitlesinin tüm Riot oyunlarında olabildiğince kanser olduğunu biliyoruz. Sen de biliyorsun. Evet. Burada da aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Konu meclisten dışarı. Hani Z kuşağının oyun ve internet konusunda oldukça yaramaz ve düşünmeden hareket ettiğinin de kanaatindeyim açıkçası. Ya bu hani gerek ilişkilerinde, gerek özel hayatlarında, gerek oyunlarda. Böyle hep heveslik hareket ettiklerini düşünüyorum ve üslupta ya da ne bileyim davranışlarda biraz düşüncesizler. Özellikle Riot oyunlarında bu tarz oyuncuları çok görüyoruz. Bu senin hani yayınlarında sorun yaşamana neden oluyor mu? Çünkü hani sesli sohbet var. Ondan sonra erkek arkadaşın olduğunu biliyorum. LoL yine bu konuda baktığımızda sesli sohbet olmasa umutu ol attığın zaman işten sıyrılman falan basitti ama LoL'de bu oyuncunun yaş kitlesi, oyuncuların yaş kitlesi, senin bir yayıncı olman ve bunlarla mücadele etmen nasıl oluyor abi? Yani zorluk yaşadığına eminim çünkü. Tabii ki çok yaşıyorum. Ben genelde mesela bir kötü oynayan birine asla çok kötüsün. Oynamayı bilmiyorsun. Asla şu ana kadar kimseye flame attığım olmadı. İzleyicilerimiz zaten bunu bilir. Ama bana yapan çok oldu. Yani çünkü bak şöyle kendime çok çok iyi bir oyuncuyum demiyorum. Ama kesinlikle hani plat diamond seviyesinde bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Çünkü oyunlarım güzel geçiyor ve kötü oyunum az oluyor. Ona rağmen o kadar fazla hani zaten kız olmamın da bir ayrıca da bir şeyi var. Yani ben de mesela böyle çok sinirleniyorum. Benim asıl sinirlendiğim nokta info verilmemesi. Yapılan hatanın başkasına atılması. Bunlara ben çok kızıyorum. Bir yayıncı olarak bunlara sakin bir şekilde cevap vermem gerekiyor. Çünkü kitleye hitap ediyorum. Suçlu ben olacağım çünkü ben bunu biliyorum. Örnek oyuncu yani, olman gerekiyor noktada. Evet aslında evet tilt olmamın nedeni de biraz bu. Söylemek istediklerimi söylememem gerekiyor. İçinde kalıyor ve evet, birikiyor. Hani bir de mesela oyunuma da yansıyor. O an çok sinirleniyorum, oynayamıyorum. Elim tutmuyor yani. Böyle şeyler çok oluyor. Yani üzülüyorum tabii yani. Hiç kimse böyle olmaz. İşte bazen çok güzel oyunlar geçiyor. Böyle herkes çok iyi anlaşıyor falan. Dünya çok güzel bir yer oluyor ama. Tanrı illaki birileri geliyor, batırıyor yani. O zaman şimdi bu konuyla ilgili hani kız oyuncu olmaya da bağladın olayı. Bununla ilgili şu an zaten günümüzde kız oyuncuların en az erkek oyuncular kadar bu işin içinde olmalarını... Ya mutluluğunu yaşıyorum. Ya bizim hani ben 25 yaşındayım. Bizim zamanımızda böyle dede gibi oldum ama. Ya bizim hani o ben 2 yaşından beri oyun oynayan biriyim. Hatta sana şöyle göstereyim. 2 yaşında ben şunla Atari'de kuş vuruyordum. Da Counter oynuyordum. Yani benim oyun geçmişim çok geriye bakıyor. Ve online oyunlarda bu MMORPG dediğimiz oyunlarda işte Metin 2'dir, Knight'dir. O zamanlar kız oyuncusu yoktu. Ailelerin de biraz geri kafalı olmasından kaynaklı bir önceki kuşakta. Kızlar daha çok yani ne oyunu git ev işi yap kafasında geliştiriliyorlardı, yetişiyorlardı. Ama şimdi oyun dünyası aslında özellikle günümüzde kız oyuncu ve aptalların deyimiyle a girl, hani a girl diye bir meme de çıktı ortaya, kavramı oldukça yaygınlaştı. Ve ben
bence kız oyuncuların bu sektörde erkekler kadar başarılı olabilmesi acayip başarılı, acayip güzel, mutlu edici bir olay. En büyük örneklerinden biri de sensin. Fakat evet, oyunlarda kız sesi duyunca mikrofonu yalayan abazanlar olduğu aşikar. Hani bunu açık açık söylüyorum, özür diliyorum ama bu abazan, yavşak ve karaktersiz oyuncu kesim. Gerek ilişkinde, gerek hani odaya annen girer, baban girer, kardeşin girer, hani arkadan ses duyulabilir. Ya da ne bileyim, hani sen orada erkek arkadaşınla birlikte oyun oynarken çocuk orada tilt olabilir, seninle orada ilişkisinde bir sıkıntı çıkabilir. Ya bu konular kız oyuncu olarak seni nasıl, ne derecede zorluyor? Özellikle konu Riot oyunları olduğu zaman. Yani şimdi şöyle, daha düşük ligdeyken bu konuda daha çok sıkıntı yaşıyordum. Ve en hani saçma bir olayımı anlatayım sana. Hı hı. 4v1 kalmışım. Elimde pembe spektre var. Pembe. Çok ve adam aşina olduğum bir silah, evet. Buna bakarak elindeki silahın rengine bak. Bu eli asla alamaz dedi yani. Ne? Elindeki silah rengine bak mı dedi? Evet. Kaç yaşında bunun yani abi? Hani bir ses tonundan anlayabiliyor musun? Yani çok da büyük değil ama küçük de değildi yani. Çok saçma yani, ben anlamıyorum neden. Ya bir şey ya, acaba bu oyunları oynayan, özellikle bu kesim, ailesinden çok büyük şiddetler görüp, işkencelere maruz kalıp bu oyunları mı oynuyorlar? Ya ben anlamıyorum ya. Annesi babası yani, bak annesi yani kız kardeşi yok mu ya bu, evet, insanların? Empati yok mu duygusu yani? Yok mu? Evet. Hani, çok saçma. Ya bir laf vardır, yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Yani senin de kız arkadaşın olacak, senin anan var, belki bacın var, ne bileyim ya. Ya iğrençler, gerçekten iğrençler. Ya ben oyun sektöründe sizlerin, kız arkadaşlarımızın bu kadar ileriye gitmelerine, bunu mesleğe dönüştürebilmelerine, günün sonunda baktığımızda kaliteli içerikler çıkarıp kaliteli gameplayler sunmasında en az sizler kadar gurur duyuyorum ve böyle devam etmenizi temenni ediyorum. Neyi de var ayrıca söylediğin gibi, pardon sözünü özür dilerim, kestim. Buyur, buyur. Bu aile mevzu şeyinde de, olayında da mesela hani aileler bile hani iş yap falan hani tarzı şeyler olur ya. Evet. Tabii ki herkesin ailesinin olduğu gibi benim de ailemde bu tarz şeyler vardı. Ama önemli olan kendini kanıtlayabilmek. Ya şey, çünkü ben bu konuda kendimi gösterdim. Bak, bak, artık bak, bak. Bir şey demiyorlar tamam. Yani. Bu konuyla ilgili kısa bir sohbet edelim seninle. Şimdi ben bölüm birincisi üniversite bitirdim. Tamam mı? Benim, hı-hı, eski kız arkadaşım bölüm Erzurum'a çıkmıştı. Yanına gitmiştim. Orada bölüm birincisi bitirdim ama yani isteyerek gitmedim oraya. Hı-hı. Ve ben orada akademisyen olabilirdim. Abi ben istemedim. Ben YouTube işine girmek istedim. Oyunlarla büyümüşüm. Ya yani oyunları seviyorum. İşim gücüm oyun yani. Ben buraya de geldim. Oyun her şey. Ya bizim tüm dünyamız oyun yani. Ya ben İstanbul'a geldim. Ya baktığımız zaman aylarca para kazanamadan bir şekilde bilgisayarımı toparlayıp kendi başıma, hiç kimsenin desteği olmadan bu işe girdim. Ya ilk 5-6 ay boyunca, ki o dönemden sonra para kazanmaya başladım. Oğlum sen salak mısın? Oğlum sen gerizekalı mısın lan? İşte niye adam olmuyorsun bilmem ne. Abi şimdi benden kralı yok. Ailem benden daha çok gurur duyuyor yaptığım işte. Benim de öyle ya. Ben öyle de tamamen her şeyi kendim kazandım. Her şeyi kendim başladım. Bilgisayarımı, her şeyimi kendim aldım, başladım. Evet, şimdi seviniyorlar. Ama şimdi de girmiyor. Kapı çalıyor. Şey olayı var. Şey olayı var. Sigortalı iş. Sende yok mu bu? Ya ben de ben de şöyle, ben bir gün çok sert çıkıştım. Ya dedim ki hacı, ben bu sistemin, robotik sistemin köpeği olmak istemiyorum. Ben bir kere yaşıyorum bu hayatı. Yani niye buraya beyaz yakayı giyip kravatı çekip sabah 8 akşam 8 iş yapayım? Ya bu hayat değil ki. Bir kere yaşıyorum kardeşim, bırak istediğim gibi yaşayayım yani. Aynen. Ondan sonra sert çıkışınca bir daha saldılar beni. Ya biz de iyice şey yapıyoruz yani. Bizimle bir hani böyle anlaşmalarımız oluyor yani. Bak benim şöyle şöyle hedefim. Şu zamana kadar bak bunu yapacağım, görürsün. Yapamazsam tamam, senin istediğin olsa falan oluyor bizde yani. Evet. Ama yapıyorum Allah'tan yani. Şu ana kadar hani yapamadığım bir şey olmadı. Bakalım. Süpersin vallahi. Hani umarım çok daha iyi yerlere gelirsin. Severek izliyoruz, destekliyoruz. Çok yayınlarda sen beni takmasan da izliyorum. Görmemişimdir ya. Tabii, çok kesiliyor ya. Tabii. Öyle şey olur mu be? Attım buradan. Oh, trip de attım. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Betrin'e trip de attım. Ya bırak, gördüğünü biliyorum Betrin. Nasıl, nereden bilebilirsin? Hissediyorum. Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Genelde zaten insanlar hep buna laf atıyorlar. Bak, bir kitle bütün mesajları bütün chat'i okuduğumu düşünüyor. Kızım, bir kitle de hiçbir şekilde okumadığımı desene, düşünüyor. Desene, takmayacak olsam niye buraya geleyim desene. Etcanlı yani. O zaman konuyla ilgili son soruma geliyorum. Tabii. Şimdi Kafalar Espor'da içerik üreticisin. Bundan önce Fenerbahçe Espor'daydın. Ya bu özel değilse, özelse cevap verme de. Fenerbahçe Espor'a bir sorun mu oldu? Yok.
yoksa? Hayır olmadı. Ha. Kendi işte konuşarak anlaşarak. Çok güzel. Çünkü çok koyu Fenerbahçeliyim, üzülürdüm hani. Fenerbahçe'yle sorun yaşasaydın. Bu e-spor olayı, daha doğrusu e-spor takımında içerik üreticisi olma olayı senin için güzel ilerliyor diye düşünüyorum. Fakat merak ettiğim şeyler var. Maaşlı mı çalışıyorsun? Arka planda neler dönüyor? Mesela size bir kağıt yollayıp işte Betül, bugün sen içerik üretiyorsun, senin programın şu. Yarın işte şu arkadaş üretiyor ya da işte spontane mı gelişiyor? İşte program önceden yazılıyor, sizde bir anda ya Betül bugün bizdesin, haberin olsun. Sizin hani haberiniz yok, bir anda şey mi oluyor? Nasıl şeyler geliyor? Yok. Şimdi para konusunda falan ne söyleyebilirim, ne söyleyebilirim bilmiyorum. O işin şakası. Tamam. O işin şakası. Ben orada şaka yaptım. Onun dışında bir içerik üreticisi olarak farklı ekibimizdeki içerik üreticileri var. Mesela yayın yapmayan mesela. Onların hakkında bir şey geldiğinde, yani zaten önemli olan sosyal medya hesaplarını aktif tutmak, yani bir e-spor takımının. Evet. Yani hani yavaş yavaş ilerlemek. Aynı şekilde hani takımlarına, takım dediğimde işte PUBG'dir, işte Valorant'tır. Bunların hani iyi performans sergilemesi, şey yapılması falan. Onun dışında içerik üreticilerin olayı da işte ürettiğin içeriği yapıyorsun, uyguluyorsun ve hesaplarında paylaşılıyor. Ama bu şekilde benim de zaten reklam yapılmışım. Bu benim iyiliğime yani. Tabii ki. Hani ya, önemli olan da bu. Kapalar yani hani. Hı-hı. Büyük bir YouTube kanalı. Oradan hani zaten YouTube sektöründeki işte Şahangiller, Kapalar ve birçok YouTube kanalı ben e-spora geçtiğini görüyorum. Ya benim hani biraz uzak olduğum bir taraf. Ben en son Kire'yi Ruin Fenerbahçe'deyken LoL izliyordum. O zaman da LoL oynuyordum. Şimdi uzak olduğum bir taraf. Çünkü benim de vaktim olmuyor bakmaya, ama e-spor dalında iş yapan bir seni seyrediyorum. Onun dışında e-sporla ilgili bilgim çok geride kaldı. Ama mutlusun. Çalışma şartlarınız güzel. Yani evet. Hiçbir problem yok yani. Onların zaten dediğin gibi hani bir planları olduğunda, akıllarına bir içerik geldiğinde bizim uygulamamızı istedikleri bize söylüyorlar. Müsaitlik ve hani zaman hani ona göre bakılıp uygulanıyor. Tabii ki böyle önümüze getirip bunu yarın yapacaksın diye bir şey demiyorlar. Ki deseler bile diyebilirler aslında. Çünkü onların biz bir çalışanıyız sonuçta yani. Bizim işimiz bu. Yapıyoruz yani. Söylenenleri yapıyoruz. Herkes saygılı şey yani. Kimsenin birbirine kızdığı, yapacaksın edeceksin dediği de yok. Gayet güzel aile ortamı. Çok güzel. Evet, iyi yani. Çok seviyorum yani ekibimi. Zaten benim hedefim Kafalardı. Evet. Ona bile ulaştım yani. Yayında söylemiştim. Kafalar Betül'e çok güzel olurdu falan deyip. Oradan Fenerbahçe'den Kafalara güzel geçiş. Yani ben tebrik ediyorum bu arada. Ama Fenerbahçe'de değildim o zaman. Onu söylediğimde. Önceden yok, hayır. Evet, ondan önce ayrılmıştım. Ben ondan önce ayrıldım. Hani tabii ben öyle bir şey yapar mıyım? Başka ekipteyken öbür ekibe keşke geçsem tarzı bir şey söylemem. Evet. Yani bu konuyla ilgili de bilgi sahibi olduk. Ben hani onu bilmiyordum. Yani şimdi zaten bu karakter meselesi. Hani karakteri de güzel bir arkadaşımızsın tabii ki. Hani burada biraz mizah da döndüğü için tabii ki öyle bir iğneleyici hareket yapmak istemem sana. Yanlış anlaşılma olmasın. Yok, mesela şey diyorlar gidip hani sattın Fenerbahçe'yi falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok ya arkadaşlar yani. Bu iş. Böyle düşünmeyin. Aynen. Hala Fenerbahçe'yi tutuyor ama takım olarak baktığımızda herhalde. Hayır. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Beni bir dakika dinle. Ben hep e-spor konusunda Fenerbahçe'yi desteklediğimi, ama futbol konusunda hani Beşiktaş olmuşum. Küçükten beri ben Fenerbahçe'yi desteklediğim. Bir dakika, nasıl oluyor kızım? Fenerbahçe'yi destekli bir e-spor. Ne alaka? Ben Fenerbahçe e-sporun ekibindeyim. Fenerbahçe. Tamam dur, ondan önce. Şimdi sen. Şimdi bir dakika. Beşiktaş'ın e-sporu da var. Sen şimdi futbolda Beşiktaş'ı destekleyip e-sporda Fenerbahçe'yi destekliyordun. Evet. Yani şimdi Süpermassive'i desteklesem olamaz mı yani? Ne alaka? Böyle şey mi? O farklı. Ama şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'ı İyi de şimdi ekibimi destekleyeceğim tabii ki. Ne yapayım yani? Ama ben zaten herhangi bir böyle e-spor takımını izleyeyim, onu full destekleyeyim diye bir şeyim yoktu benim hiçbir zaman zaten. Mantıkta da düşüneceksin. Kafam çok karıştı. Hayır, burada saçma olan bir şey yok. Şimdi küçüklüğümden beri futbolu, ben çok futbol izlerim. Tamam. Yani şimdi ben e-spor ekibim Fenerbahçe diye gelip burada Fenerbahçe'nin maçlarını nasıl izleyeyim yani? Sen şimdi futbolu izlerim ama nasıl destekleyeyim? Futbolu izleyip Beşiktaş'ı seviyorsun. Bilmiyorum, herkes saçma gelebilir. Bunu düzgünce açıklayayım arkadaşım. Yanlış bir şey yok burada. Tabii ben çok. E-spor ekibindeyken gidip e-sporda Beşiktaş'ı destekliyorum gibi bir şey söylemedim ki. Bunlar apayrı şeyler zaten. Çünkü ben küçüklüğümden beri zaten Beşiktaş'ı tutuyorum. Hani öyle vazgeçmek falan ne, o kadar kolay değil. Hep çoğunuz fanatiksiniz. Biliyorum yani erkekler olarak. Burada biraz cinsiyetçilik oldu. Özür dilerim ama. Evet, sağ ol, doğru. Umarım beni anlarsınız yani. Yaptığım yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Ya ben şeyi sadece çok merak ettim. Sen Beşiktaş'ı futbolda destekliyorsun. Fenerbahçe e-spor senin ekibin olduğu için destekliyorsun. Şimdi Fenerbahçe e-spora girmeden önce e-sporda e-spor... da beş... Yok, hayır, hiç böyle şeyim yoktu. Hayır. Yani kimseyi desteklediğim falan yoktu. Ben maçları izlerdim. Ben ona şaşırdım işte. Atardım. O zaman okey. Yok.
Valorant'a geçiyoruz ve ben çok kötüyüm bu konuda. Az önce de söyledim. Yani ne olacak, saçmalama. Bakalım. Bölüm 3. Nefret ettiğim oyunu oynuyorum. Hazırım. Hadi bakalım. Bugün Betül'ü tilt edeceğiz. Çok cahil olduğum, hiç sevmediğim bir oyunu acaba sevebilecek miyim? Belli olmaz. Şimdi belki bir anda Valorant sevebilirim. Ya oyun dünyası öyle bir şey ki. Karşılaşma bulundu. Her şey olabilir. Yani sanki böyle insan böyle o canı çekiyor. İlk LoL oynadığımda da öyleydi. Canım böyle LoL oynamak istiyor. Yani oynayamıyorum ama canım oynamak istiyor. Aynı şekilde Valorant'ta da aynısı oldu yani. O zaman ne alayım? Şu okçu çocuğu alayım mı? Alın. Rus galiba bu, Sova. Sage Aynen Rusmuş. Sage. Jett çok iyi diyorlar ya. Herkes Jett oynuyor. Dedi niye Çok enter biliyormuş gibi konuşuyorum. Jett çok iyiymiş ya. Ben anlamıyorum ya hiç. Gerçekten. Senin tepkilerini çok merak ediyorum ama şu an. bence? Ne tepki verebilirim Allah aşkına, ne olacak? Büyük kahkaha tufanı dönecek, ona eminim. Böyle beleş killeri falan alamayacağım. Arkası dönük adam vuramıyorum sen, biliyor musun? Ben yayınlarını izliyorum, gayet de vuruyorsun. Yalan. Vallahi vuruyorsun. Yalan Yok yani. vuruyorsun vuruyorsun. Sen tilt olduğun zaman, dediğin gibi çabuk tilt oluyorsun. Tilt olduğun zaman da böyle değişik hareketlerin var yayınlarda, oyunlarda, onları görüyorum. Evet, bozuldu. Split oynamak da hiç istemiyordum zaten bu arada. Split ne oluyor ki? Ha, Karşılaşma map. bulundu. Öğretmenim teşekkürler. Yine split geldi. Zaten şanslı olsaydım yani. Erkek doğardım falan diyor işte. O da var, o da doğru yani. Biri konuştu az Hemen aleyküm selam diyelim de. Aleyküm Sonra selam. trip atmasın. Öyle şeyler Oyunda bir var değil daha mi? konuyor. Olur Evet. olur yerinde. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Geçti ama yani. Ya en iyisi var ya, en iyisi bunlarla hiç muhatap olmamak. Çünkü sesini duyuyorlar. De şimdi benim içerik ürettiğim falan anlarlar. Var ya, bir yapışıyorlar. Ben sen yokken tek başıma biraz denedim. 2-3 gün önce. Ne yapıyorsun diyor işte. Yeni başladığımı anlamış. 13-14 yaşında var ya da yok. Dedim YouTuber'ım. Abi Enes Batur tanıyor mu abi? Abi Enes Batur tanıyor mu? Zehir oldu. Maalesef. Bütün oyunum zehir oldu. Oyun boyunca Enes Batur'u duydum. Yayınlarda tanınıyorum ben çok ya. Var senin takipçiler oynuyor mu ya? Biri bana şey dedi. Bir silah istedi. Bunu bana alırsan dedi şey oluyor dedi, iyilik puanın artıyor oyunda, healing artıyor. Gittim silah aldım, sonra bir kahkaha attı. Aha. Dalga geçersen mute edeceğim bak. Selamünaleyküm. Aleyküm selam canım benim. Bak şimdi sen gel buraya benle. Aynen seni takip ediyorum. Şuradan oraya, şuraya işaretleyemiyorum da ya. E at. Gerdir. Ben Sonra atamıyorum değil mi? oraya. Yok. Bu oku. Ama adamlar gelmeden Şeyi atman tanıyorum. lazım. Hadi. Tüm medeniyet şeyisini atıyorum. Aha, Hepsi. orada var. Hepsi burada. Hepsi burada. Ya Rey ne ya? Abi ya. Benim cross'um nasıl? Sen ne yaptın öyle ya kafadan? Sen niye Cross beni dedin o şey koruyamayınca mi? O başladın? ortadaki Ben nişanlı. diğer yere gidiyordum. Çok şekil ya. Benimkine baksana, ben kırmızı bir şey var ortada böyle. Bu Oyun sen misin? Dur öğretecek bakayım. misin bana? Aynen. Benim. O kadar farklı yok. Hadi gel. Şöyle belki gerdirsen bak Ben görüşü şuradan. sağlıyorum. Allah bize Ben de döndü. başladım. Dönmedi, dönmedi. Sen bana Bir öğret. şeyler oldu orada ama ne oldu anlamadım. Ana, ben silah almayı unutmuşum. Gel buna. Dur şimdi. Göstermeyelim. Girerlerken vuracağız. Girmediler ama. Abi daha yeni Spike başladık. ortada düştü. Hepsi bizde. Yavaş yavaş yavaş. Gizli gizli. Siktir. Bir düşman kaldı. Oy, ne yaptım, vurdum. Buna şey diyoruz değil mi? Yalandan vurdum. Görmeden vurdum ya. Görmeden mi vurdum? Ha. Kör mü vurdum? Böyle Helal. bulutlar vardı. Vurdum o öldü. Tam bana göre bir iş. Şey iş neydi? Şu ana kadar nasıl gideceğiz? Nasıl bir oyun sence? Şimdi berbat bir oyun. Ya bir şey diyeceğim. Bilmiyorum, ısınamıyorum ya. Gerçekten ısınamıyorum. Niye böyle? Ben Valorant'ı niye sevemiyorum? Ön yargıdan dolayı mı? Bu Riot'un kitlesine ben acaba çok mu sinirlendim de sevemiyorum? Ay, silahımı fırlattım. Silahım yok. Ana. Ha, yok, fırlatmamış. Gel gidelim. Ne yapıyorsun daha? Ben mi? Niye abi? Aha, biri beni şey yaptı, kör yaptı. Zümre yine oynuyor ya. Ben öyle dolaşıyorum biliyor musun? Şu an ortalıkta dolaşıyorum öyle. Cahilim ya. Çok cahilim bu oyunda. Bu kadar çok kolay geçti. Seni clutchlarda görmek istiyorum ben Benim daha aslında. bir kilim O var. ne? Clutchlardan ne yapacaksın? O Yani zaman ben mesela bir diyelim başlayayım o zaman. sona kaldın. Abi bir Biz kaç öldük, kilim? sen kaldın. Reyna. Ah be. Reyna. Ne yapıyorsun? Oğlum ben sussan sen şuradan. Ama beni görüp kaçtı. Harika. Tamam, oynuyorsun abi. Al işte. Bana nazar değdin. Öldüm işte. Oh, Spike canım ağda iyisin. düştü. Spike mi? Bak size ise durun. İyi denemeydi ama eğildim bir şeyler denedim. Bu nasıl cross lan? Siyah olan. Değişiyor, bir Son şeyler 30 yapıyor. saniye. Bak izle, birazdan değişecek. Bak değişiyor, gördün mü? Bak. Ana. Deniyor işte. Bir düşman kaldı. Oh. 3. Son 10 saniye.
Oha, cidden sonra ne? Oha lan. Oynadı valla. Bilek kolu. Oynadı mı? Kötü mü oynadı? Yani ultisi gereksizdi bayağı. Doğru, ulti kullanınca bir daha gelmiyor değil mi bayağı? Evet. Gerek evet. Yoktu yani, vurabilirdi. Diğeri de böyle vuruyor bak, böyle vurmaş diye bir şey yok yani. Sabit duracaksın değil mi vururken? Evet. Sabit de durmayacaksın aslında. Yok. AD AD yapacaksın da. Hmm. O farklı bir olay yani. Sabit. Böyle minik minik. Görüş sağlıyorum. İlk ayazı ben de onun ismini yazdım. Şunun önüne çıkıyor. Siktir ya. Baba, Konuşmalara bir bak ya. Abi, doğru soruları hazırlamışım ya, fark et. Bu çocuk 12 ya da 13 yaşında değil mi şu an? Allah Allah ya. Demelen. Kaç yaşındasın sen? Tam ben soracaktım. 10 mu? 10. 11. 11 mi? 11.5 mu? 10.5. Lan 11, 11. İnandık lan, tamam. Çok sinirli. Bir şey soracağım ama doğruyu söyle. Baban seni dövüyor mu? Yok. Kızdım ama. Ama operatörüm alı. Ya ben vuramıyorum bu amına. Allah bir şey attı. Bir tane kapa. Ne oluyor ya? Çok ilginç. Çok ilginç insanlar var bu arada. Bak bir şey diyeyim mi? Gerçekten bu yüzden ısınamıyorum işte Valorant'a. Yemin ediyorum bu yüzden. Kitlesi çok kötü ya. Hayır, biri bunu alabilir mi? Daha dünkü boksun. Abi daha dünkü boksun. Abi daha dünkü boksun. Ne? Drop atabilir misin? Teşekkürler. Dünkü bokuma benziyor. Çok düşünüyor musun sen bu esprileri? Az daha komiğini yap. Biz daha çok gülelim. Bu kadar yorma kendini. Adam dalga geçeceksen mutluyum diyor ama kendi dalga geçiyor. Evet, boş boyunca. O yüzden ben şu an ters gidiyorum ona. Bak bak. Allah için bir VS gel. VS gel diyor. VS gel dedi ya. Yataşa. İkimiz yaşıyoruz. Evet. Shift basman gerekiyor biliyorsun değil mi? Şu an basıyorum. Tamam. Gel son peşim. 30 saniye. 10 yaşındaki kardeşim taktik ver, ne yapacağım? Görevi tamam bitti. Git. Reyna'nın götünü öp. Tamam abi. Düzgün konuşur musun? İyi oynadık mı kardeşim? İyi oynadık mı? Ya boş konuşma hadi ya. Abi ben oyunu bilmiyorum, bana yardımcı olacaksın yani. Niye boş konuştum şimdi bir şeyler öğrenmek istedim diye. Ya çok kırıcısın ya. Söyleyeceğim yani. Neden böyle? Benim kardeşim böyle, çok üzülürüm. Kınamayalım. Yarın öbür gün bizim de evladımız olacak. Bizim de böyle. Hayır. Düşünsene böyle olduğunu. Say. Küçük ha. Daha çok küçük. Başlıyorum. Hadi bakalım. Yenisine geçelim bakalım. Peki single player oyunlarla neden aran yok? Yani ilgimi çekmiyor sadece. Sıkılıyorsun. Yani. Aynen. Sıkılıyorum. Bunun arkadaşlarımla böyle oynamayı, ben rekabetçi oyunu falan daha çok seviyorum ya. Ya bir de şey var değil mi? Ben öyle düşünmüyorum en azından ama senin için galiba şöyle bir şey var. Zaten genel anlamda çok sosyal takılmıyoruz. Sürekli bilgisayar başındayız. E bari burada sosyal olalım. İletişim. Tabii. Yani tabii. Ama kafalara espor. Tekliflere kapalıyım. Beni tuvalet kağıdı olarak seni alacaksın ya. Öyle deme, niye öyle dedin? Biz iyi bir içerik üreticisin. Yani senin şimdi neden almasın evesi? Yani. Bak. Sen bir ekipte olmak istemez misin? Nasıl senin burada, için? Bak burada şey demeyeyim. Gerçekten kaliteli bir içerik üreticisiyim burada, evet. Hani şey yapmayacağım ama Valorant'la ilgili değil ki işte. Bir de ne olmak istemez misin? Sadece Valorant ya? Değil ki. Bir ekipte olmak istemez misin mesela? Sana böyle bir teklif gelse. Hmm. Hiç düşünmedim biliyor musun? Ana saatlik yapınca fazla sıkıyor. Dur bakayım. Ama hani kafalar falan böyle şey yapsa, single player içerik oyun içeriği üretse isterdim tabii ki. Yani benim için de iyi olurdu. Sonuçta kafalar gerçekten YouTube olarak hani single bak, player Spike tarafı da olsa isterdim. Spike mı? Ha bomba. Bomba mı var? Bomba. Önünde. Sağ sağ. Oyyyyyy. Kafalara espor. Teklifleri şahane çık. Arkandan gene vurduğun yerden gene gelecek. Güzel vurdun ama. Ya. Sen de iyim var ya bir tık. Güzel, ben sezdim. Sana bir şey diyeyim mi? Bozuk saat bile iki kere doğruyu gösterir. Ben buradaki bozuk saatim. Bir düşman kaldı. Neler yapıyorsun? Raze. Raze. Yalnız. Raze. Gerçi karakterin adı Raze. Reis değil. Reis. Ha karakterin adı mı Reis? Ben Nick'i sandım. Bu kadar uzak olmak yani. Lolo ne zaman inceleyeceksin? O zehirli ok atma. İncelemen lazım yani. Kaç senelik oyunu? 2,5 milyon Ezreal kasıp saldım. Bu kadar Ezreal kasmazsın bu arada. Nasıl seviyorum. Sesini bile takip edebiliyorum. Fark ettim. Bu oyunlar ne kadar...
Neden böyle ya? Ne yaşıyoruz? Alaaddin Çakıcı seni grubuna davet etti. Senin etti mi? Evet. Ne o? Senin işte bir dahaki oyunu çağırıyor. Alaaddin Çakıcı kim ki? Gruba gelebilir misiniz ya? Banu var. Aa bu oyun. Bu oyun. Galiba Banu varmış. Hızlı hızlı. Aa bak bu. Alaaddin abi ne koşuyorsun be abim be. Bak bu Alaaddin çok değişik bir oyuncu. Böyle gelip üstüme bir şeyler yapıyor bana. Korktum ben bunu. Alaaddin. Alaaddin tehlike bak. O Alaaddin var ya orada. Bak değişik. Bak hareketlere bak. Almış büyük silah orada. Ne yapıyorsun Alaaddin? Alaaddin ne yapıyorsun? Bu silah ne kardeşim? Gel Alaaddin gel. Gel Alaaddin. Koş bakayım nasıl koşuyor. Koş Alaaddin koş. Koş. Aferin lan ne güzel koşuyorsun. Neyse Alaaddin gel kazanalım bu maçı kardeşim gel. Biz takımız seninle tamam mı Alaaddin? Kazanıyoruz Alaaddin. Alaaddin be. Alaaddin ateş atıyorum. Koş Alaaddin koş en önden koş. Hah oraya sola Alaaddin sola. Doğru. Aynen git oradan arkandayım. Hadi. Aferin Alaaddin. Alaaddin. Ben iyi ki Valorant oynamıyorum. Ben böyle düşünsene maçına böyle. Ben bile yersin yani. Evet. Yersin yani. Aa, Alaaddin beni sevdi bak dediklerimi yapıyor şu an. Benim kalkanım Alaaddin. Gel Alaaddin kardeşim koşuyoruz. Alaaddin gel. Yeni arkadaş edin. Hızlı. Taktik vereceğim gel yanıma gel. Buraya hadi gel. Hadi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Rakibi gördüğümüz an sıkıyoruz tamam mı gel bak. Hızlı. Öyle gördüğün an sık. Abi niye kalkan alıyor? Kalkan almıyorum Alaaddin var zaten. Alaaddin benim en büyük kalkanım. Kalkısın çıkart o kalkanı. Neden? Alaaddin var. Ya şey Alaaddin ölüm seviyor. Ya ben onu Alaaddin'e hediye aldım. Şok sen niye sürprizimi tamam. Bozuyorsun? Alaaddin'e verecektin. Alaaddin yetişemiyorum sana çok hızlı koşuyorsun. Yani. Helal. Alaaddin yürü git lan buradan. tamam gel abi. Şaka yapıyorum Alaaddin sen başkasın jetmet ben tamam. Gel Alaaddin'cim gel bak ben Alaaddin'i seviyorum. Gönlüm onda gel Alaaddin kalkan bile almadım. Benim kalkanım sensin gel hadi. Ha ben vuramıyorum. Kırı tut birazcık daha. Hadi jet Alaaddin için. Alaaddin demeyecektin. Onu harbiden yürüyecektin ya. Yes. Ah be Alaaddin ağlıyor. Ana at onu gel silahlarımızı değişelim. Oyuncak silah verdim sana. Ana silahımı aldı. Alaaddin silahımı ver. Alaaddin. Hızlı. Alaaddin silahımı niye aldın? Şok ben kaçar. Alaaddin çok pisliksin. Aldı silah kaçtı lan. Alaaddin sen sana yazıklar olsun lan Alaaddin. İnşallah giderken kafana sıkarlar. Şuradan dönerken. Bak o Alaaddin bak o şerefsiz. Tamam dur o atacak bana ben onu atacağım. Sen de geri yadet onu. Geri yadet. Şimdi at bana. B'ye bas soldan. Bak şey. İstedim onu at. Al bunu. Tamam. Artık ikimizin de skinli silah var. Anladın mı? Şey bu. Nerf müydü? Şok ver. Ben kaçacağım. Bu kaşınlı. Silah ne güzel ateş çıkıyor mormon. Değil mi? Çok iyi. Evet. Bayağı yerlere sıktığında böyle şey sıkıyor. Tabanca böyle çocuk şeysi gibi. Boncuk. Gibi aynen. Çok tatlıymış. Alaaddin ne yapıyorsun Alaaddin? Alaaddin ne yapıyorsun Alaaddin? Aa. Neden böyle hareketler yapıyorsun? Dol. Bak ileri koş. İleride düşman var. Bak arkada hadi. Orada. Helal. Alaaddin'i yolladım. Adam öldürdü. Onu alma. Sat onu. He. Bak at bunu. Teşekkür ederim. Şimdi zırhını tam çek. Sağ alttan. Okey. Sende de şekil şukul silahlar var ha Betül. Yani. Oran cengisiz yani. Şekilsin yani bakıyorum da. Öpsene beni. Alaaddin. Aferin takım aferin Alaaddin. Mükemmelsin Alaaddin. Aferin Alaaddin. Hadi. Eyvallah kral diyorsan. Estağfurullah Alaaddin'cim ama az önce sen Betül'ün onun bana verdiği silahı çaldın. O hareketin gözümden kaçmadı. Bu saatten sonra bana silah falan atma ben. Ben kırdın beni ben gidiyorum. Bırak ya. Benim YouTube'un ismini soruyor. YouTube'unu soruyor. O Alaaddin var ya Alaaddin. Böyle zengin oluyorlar işte. Hadi. Bak nasıl koşuyor görüyor musun? O Alaaddin'i var ya bu Alaaddin'i. Oyun bunlar yok mu? Arkadaşlar son sayı. Ben kaçar. Bu hiç oyun kaybetmedik. Benim öyle bir huyum var. Sizinle bu yolda savaşmak gururdur. Ama bu Alaaddin var ya bu Alaaddin. Tam şerefsizsin oğlum sen. Hırsız seni pislik. Git gelme. Allah'ım. Alaaddin. Eğrendim oğlum ha. Gerçekten böyle eğrendim dedim. Eğlendim. Ben eğrendim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bitirelim hadi. Saldıranlar kazandı.
Evet Betül, birlikte Valorant oynadık. Birbirimize sorular sorduk. Oyunlar hakkında sohbet ettik. Evet. Benim hiç sevemediğim Valorant'ı konuştuk, denedik. Umarım eğlenmişsindir, sıkılmamışsındır. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Betül'ün de yayın, Twitch, Instagram, sosyal medya linkleri aşağıda. Betül'cüğüm o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Sonuç.